Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Denizci'nin mutfağından şöyle güzel bir dana dilimiz var. Bu dana dilimizle güzel bir döküm tavada dana dilin ızgarasını yapacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Zaten dilde yağlı oluyor iç kısımları. Daha lezzetli oluyor. Ne yapacağız? Dana dilimizi ben bir saat önceden suya güzelce koydum ki kanı biraz çekmesi için. Şu an zaten tertemiz. Ben bunu şu an arkadaşlar güzelce tencereye alacağım. Tencereyi aldıktan sonra güzelce bunu kaynatacağım. Kaynattıktan sonra, piştikten sonra oda sıcaklığında soğuma işlemi yapacağız. Soğuma işleminden sonra dana dilimizi bir saat şoklayacağız arkadaşlar. Dondurucuya atacağız. Dondurucuya dana dilimiz böyle kendini güzelce çekecek. Yani üşüteceğiz orada arkadaşlar. Kesimi de çok rahat oluyor. Yani dağılma yapmıyor, parçalanma yapmıyor. Bence tenceremizin tabanını oturtuyoruz. Şu an ocağa koyacağım arkadaşlar. Dilimiz sıcakken şöyle kabuğunu güzelce soyuyoruz. Şu kalın kısmını alıyoruz ki soğuduktan sonra biraz soyması zor olduğu için şöyle kabuğunu alıyoruz. Kaba derisini aldık. Üzerine bir streç film vuruyoruz arkadaşlar. Ve de dondurucuya atıyoruz. Şimdi dilimizi güzelce pişirdik. Dolaba attık. Dolaba attıktan sonra kalın keseceğiz arkadaşlar. Yani ben şu şekilde gösteriyorum. Bakın şu yağ damarları dilimizde olduğu için lezzetli oluyor ve de gerçekten yumuşak bir dile sahip oluyoruz. Izgarada, mangalda yapabiliriz. Ben şimdi önceden ısıtılmış döküm tavada dillerimizi güzel şekilde kızartacağız. Döküm tavamız güzelce kızardı. Şöyle arkadaşlar yağımızı ilave ediyoruz. Çok fazla yağ ilave etmiyoruz. Evet arkadaşlar ses gelmeye başladı. Şu an dilimizin diğer tarafı pişti. Çok fazla kızartmayacağız arkadaşlar. Şu an dilimiz pişti. Bakın şu an ocaktan alıyorum arkadaşlar.